TRT Avaz ekranlarından Dünyadaki Türkiye programından herkese merhaba. Geçen hafta olduğu gibi bu hafta da Kosova'yı gezmeye devam ediyoruz. Geçen hafta başkent Priştine'deydik. Önce şehri bir güzel gezdik. Ardından Tika'nın onardığı Fatih Camii'ni ziyaret ettik ve son olarak da 1. Murat'ın türbesine gittik. Bu hafta ikinci büyük şehir Prizren'deyiz. Görüyorsunuz harika bir şehir. Bizi harika bir program bekliyor. Bakalım bu şehirde Osmanlılar neler bırakmış bize geriye ve tabii Türkiye ve Tika bakalım bu güzel şehirde neler yapmış, birazdan hep birlikte gezip hep birlikte öğreneceğiz. Geldiğinizde şöyle bir etrafa baktığınızda iki duygu kaplıyor insanın içine. En azından bana öyle oldu. Birincisi ben buraları bir yerden biliyorum duygusu. Çünkü Türkiye'ye inanılmaz benziyor. İkincisi ise maalesef o kadar çok savaş geçirmişler ki gözlerinde bunu anlamak hiç de zor değil. Aslında Prizren çok güzel bir şehir. Priştine'den sonra Kosova'daki ikinci büyük şehir ama kesinlikle Priştine'den çok daha güzel. Arkada Şar Dağları ve kale tüm haşmetiyle duruyor. Hemen çaprazında Sinan Paşa Camii, birazdan gezeceğiz. Üzerinde bulunduğum taş köprü Osmanlı'nın en güzel eserlerinden biri ve tabii ki Akdere. İnanılmaz güzel, şarıl şarıl, bir dakika durmuyor sesi. Özellikle kış aylarında karlar eridiğinde bu su daha da yükseliyormuş. Bu şehrinin bir güzel özelliği de şu ki Fatih Sultan Mehmet İstanbul'dan tam 2 yıl sonra fethetmiş burayı, 1455'te. O anlamda da İstanbul'la bir kardeşlik paylaşıyor diyebiliriz şehir için. Osmanlılar bir şehre girdiğinde hemen şehrin girişine bir yapı kondururlarmış ki şehre girdikleri belli olsun. İşte buna da namazgah denirmiş. Prizren şehrinin girişindeki namazgah da işte burası. 1912 yılında Osmanlı İmparatorluğu çekildikten ve buradan çıktıktan sonra bu cami, bu yapı hemen hemen yerle bir olmuş. %90'a yakını yok olmuş. Halk da buraya Kırık Camii adını takmış. Her ne kadar cami olmasa da. Şimdi böyle çocukların oynadığına bakmayın. O zamanlar böyle bir yapıdan eser yokmuş. 2002 yılında ise hem Kosova halkının hem de Türkiye'nin katkılarıyla bu son gördüğünüz haline kavuşmuş. Türkiye'nin katkıları da özellikle asker ve Diyanet İşleri Başkanlığı olarak özellikle bu iki tarafın katkısıyla gerçekleştirilmiş ve şimdi de gördüğünüz gibi hem şehrinin girişinde güzel bir sembol hem de çocukların eğlenip oynadığı böyle bir eski yapı olarak Prizren'de yerini almaya devam ediyor. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Hey. Siz nasılsınız? Güzel, ne kadar güler yüzlüsünüz. Evet, evet. Gülünce bana da böyle bir gülme geldi sizi görünce. Hep böyle misinizdir? Evet, evet, evet. Yoksa bu yanınızdaki yakışıklı sayesinde mi oluyor bu mutluluk? Yok ya, ben müşterilere de bile çok saygı yaparım. Hayır, ya, bu yakışıklı sayesinde mi böyle hani evet, pozitifsiniz? Evet, evet. Adı ne? Rubin. Onun adı, değil mi? Evet, evet. Sizin adınız? Kadri. Kadri Bey, kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Bu işi babam yapmış, babamdan sonra tabii ben 80 yapıyorum. Türkiye'den gelen müşterileriniz de oluyor mu? Olur. Zaten Türkiye'den Tutay Python olmazsa Türkler. Değil mi? Evet. Onlar olmazsa olmaz. Nerelerden geçiyorsunuz? Bir kasabayı da. Kasabayı turluyorsunuz. Kaç dakika sürüyor? Yarım saat. Süper, çok güzelmiş. Rubin nasıl, keyfi? İyidir, hey, Rubin. Mudur? Uslu, usludur. Rubin ve Uslu. Şimdi geldi mi müşteri? Yok ya, benim sorun var onunla. İçeride oturuyorlar. Yağmur yağıyor diye. Nasıl yani? Doğma büyüme buralı mısınız? Doğma evet. Büyüme buralı mısınız? 400-500 lira. Türksü. Ne tarafta oturuyorsunuz? Yukarı. Bazen'de Girmek'te kasabaya. Orada da evimiz. Başka aile fertleri ne yapar? Barçı oğlum, kızım. Onlar ne yapıyor? İşlerle var, bir butikleri. Butik işi yapıyorlar.
Keyfiniz yerinde. Evet, Python'la burada çalışıyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Selam Türkiye'ye. Çok İleteceğiz. Korna çok güzelmiş Kadri dayı. Evet. Korna çok güzel. Yürü yürü nereye kadar ya, değil mi? Şöyle birazcık keyif yapalım Prizren'de. Halkı selamlayalım. Vallahi çok keyifli. Gerçi Rubin'i ilk başta gözüm tutmadı. Biraz fazla kişnedi ama neyse, gidişi güzel, fena değil. Sakin. İşte en sevdiğim ara sokaklar. Tabii şehir meydanları da çok güzel ama ara sokaklarda daha böyle bitmemiş hikayeler, duyulmamış kahramanlıklar sanki gizlidir gibi gelir. Bir de hani hep Türkiye'den izler taşıyor diyoruz ya Prizren için. Ben mesela burayı o Fener Balat, İstanbul'un Fener Balat semtteki o eski evlerin, o dar sokakların, iki arabanın yan yana geçemediği oralara inanılmaz benzettim. Derken tiyatro binası mı o Kadri dayı? Ne tiyatro binası mı? Bunu evet. Ay çok güzelmiş. Şey mi, çalışıyor mu şu an? Çalışıyor, bu kişiye sırtlanıyor. Şey mi, oyun sergileniyor mu? Var evet, mı yani? Evet, evet. Ay çok güzel. Şardağından kalkar kızlar, şardağından kalkar kızlar, al topuklu beyaz kızlar, al topuklu beyaz kızlar, yarimin yüreği sızlar, yarimin yüreği sızlar, evlenemem aldanamam, ben bu yerde duramam, vardar olası, vardar o siyala kazanamadı, şira parası. Teşekkürler. Kosova gezimizin Prizren ayağında çok hoş bir sürprizle karşılaştık. Kosova'daki tek Türk bakanımız Sayın Mahir Yağcılar'la birlikteyiz. Nasılsınız? İyi, teşekkür ederiz. Tekrar Kosova'ya hoş geldiniz. Prizren'e hoş geldiniz. Birazdan birlikte iftar yapacağız. Dev bir çadır kuruldu burada. Zaten Kosova'nın neresine gitsek bir Türk izine, Türkiye'den gelen hayırsever insanların yaptığı özel projelerle, yardımlarla karşılaşıyoruz. Tabii siz çok daha fazlasını görüyorsunuz burada. Nasıl değerlendiriyorsunuz ilişkileri? Evet, ilişkiler en iyi derecede bulunmaktadır. Bu siyasi anlamda da, insani anlamında da ve özel ilişkiler anlamında da olduğunu düşünüyorum. Evet, bizler de bu konuda böyle ilişkilerin geliştirilmesine katkımız oldu. Partimiz olarak, toplum olarak ve bugün Kosova Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasında güzel ilişkiler bulunmaktadır. Ve bu ilişkilerde tanıma sürecinde, Kosova'nın tanıma sürecinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın, saygıdeğer Bakanlar Kurulu'nun üyelerinin sunduğu katkılarıyla gerçekleşen bir olaydı. Elbette ki bu konuda da Sayın Başbakan'ın da büyük destekleri olmuştur ve bu Kosova'nın tanıtım açısından büyük bir destek, siyasi destek, uluslararası arenasında destek olmuştur. Ve baktığımızda bakanlıklar arasında çeşitli ikili anlaşmalar gerçekleştirilmektedir. Çok sayıda kardeş belediyeler kurulmuştur ve bu belediyeler sayesinde de bu ilişkiler daha da sıcak tutulmaktadır. Kosova'nın yeni bir devlet olarak daha fazla yatırımlara ihtiyacı vardır. Daha fazla iş yerlerinin açılmasına ihtiyaç vardır ve Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve iş adamları da buna bu sese kulak vermiştir. Ve inanıyoruz önümüzdeki dönemde bu yatırımlar daha da fazla yapılacaktır. Elbette ki bizi en fazla mutlu eden yıllardır Türkiye Cumhuriyeti'nde okuyan öğrencilerimizin eğitim almalarıdır. Ve ondan sonra Kosova'ya geri dönüp burada Kosova'nın kalkınmasına katkı sunmaları mevcuttur. İşte bunun ileride de devam etmesi, daha belirgin bir şekilde yayılmasını beklemekteyiz. Programımızın adı Dünyadaki Türkiye. Siz de dünyadaki bir Türk olarak bizi çok güzel temsil ediyorsunuz, gururlandırıyorsunuz. Biz de hem programlarla haberlerinizi yaparak hem de izleyerek yaptıklarınızı takipte olacağız ve her zaman yanınızda olacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
Gerçekten bu programda camilere doyamıyoruz. O kadar güzel yapılar var ki geçmişten günümüze kalan. Bu da Prizren şehrinin en güzel, en özel camilerinden biri Sinan Paşa Camii. 1615 yılında yapılmış, şehrin tam ortasında, Şadırvan Meydanı'nın hafif sağında ve biraz şehre tepeden bakan bir noktada. Görüyorsunuz kubbesiyle, içiyle, rengiyle ve korunmuş haliyle buranın en güzel camilerinden biri Sinan Paşa yapmış dediğimiz gibi. Bu caminin önemli bir özelliği de Mamuşa bölgesiyle aynı anda Türkçe namaz kılınması sistemi de ilk defa bu camide gelmiş şehirde. Ve yine Türklerin eli tabii ki bu camiye de değmiş. 2013 Ekim ayında TİKA bu caminin şu an gördüğünüz haline kavuşmasına olanak sağlamış. Yani buraya gelen Türkler aslında buraya baktığında yine Türkiye'nin izlerini izliyor olacaklar. Bu kadar güzel camiyi gezdikten sonra müftüyle konuşmamak kaçınılmazdı. Prizren İl Müftüsü Lütfü Balık'la birlikteyiz. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün şehri dolaşırken bir Arnavut Türk çiftle röportaj yaptım. Sizi en birbirinize bağlayan şey neydi dedim evlenmenizde? Din dedi. Çok önemli bir unsur. Gözüktüğünden çok daha önemli ve burada Türkiye'nin restore ettiği yapılar ortada. Tüm bunlar bağlamında neler söylemek istersiniz? Allah'a çok şükür şimdiye kadar memleketimizde ki güzel bir memleketimiz var. Memleketimizin bütün izleri mevcuttur. Yani mimari yapısına baktığınız zaman İslam'ın ve ecdadımızın mührünü taşıyan bir memlekettir. Bu konuyu parmak bastığınız için çok önemli bir konu. Burada hiç şimdiye kadar etnik kavga olmadı. Türkler, Arnavutlar, Boşnaklar arasında hiçbir zaman bir kavga olmadı ve bütün bu unsurları bağlayan dindir. Yani caminin kubbesi altında bütün unsurlar şen şakrak bir şekilde yaşamaktalardır. Benim babam Türk, annem Arnavut, eşim de Boşnak'tır. Aha, ne güzel. Yani o yapının, o mozaiğin bir parçası, biz buradayız. Ondan dolayı hiçbir zaman bir ailede iki, üç de gelin olsa, bir arada da yaşasalar, her biri ayrı etniğe sahip de olsa hiçbir zaman aralarında bir etnik sorun yaşanmaz ve Allah'a çok şükür güzel bir şekilde yaşanmaktadır bu memlekette. Camiler için ne diyeceksiniz? Restore edilen? Şöyle söyleyeyim. Bu camiler işte arkamızda gördüğümüz Sinan Paşa Camii gerçekten bir harabeye dönüşmeye yüz tutmuştu. Son 12 yıldır öyle söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şefkat elleri en iyi şekilde memleketimize ulaşmıştır ve ister Sinan Paşa Camii olsun, ister karşıda Emin Paşa Camii ki inşaatı devam ediyor. Yani inşaatı derken restorasyonu devam ediyor. Terzimemi Camii, çok sayıda camimizi TİKA sağ olsun onarmıştır. Bu da Türkiye'nin gücünü, kuvvetini, güzelliğini göstermektedir. Bu eserlerimize Türkiye Cumhuriyeti Devleti hayat katmıştır. Allah'ın izniyle inşallah bu minarelerimiz, bu ecdattan kalan eserlerimiz ki bu sene Sinan Paşa Camii'nin 400. yılıdır. 400. yılını kutlayacağız Allah'ın izniyle bu yıl. Ondan dolayı şunu söyleyebilirim. İyi ki Türkiye'miz var. İyi ki ilgi ve alakası bu topraklara artmıştır ve artmakta da inşallah devam edecektir. Dünyadaki Türkiye olarak Kosova'da iz sürmeye, TİKA'nın izinden gitmeye devam ediyoruz. Geçen hafta kendisiyle dolu dolu bir sohbetimiz olmuştu. Eyüp Yavuz Bey ile yeniden birlikteyiz. Yine vakit ayırdı bize, sağ olsun. Bu sefer programın Kosova bölümünün ikinci kısmında
Prizren, Mamuşa ve İpek bölgelerini gezeceğiz. Ve tabii ki değerli görüşlerine de yine başvuracağız. Estağfurullah, biz tekrar hoş geldiniz diyelim. Prizren, Mamuşa, İpek, buralar son derece güzel bölgelerdir de gezdiğiniz zaman göreceksiniz. Coğrafi açıdan da güzel bölgelerdir. Kosova'nın biz dört bir tarafında tabii proje gerçekleştiriyoruz, sadece bu belediyelerde değil. Buralarda yine yoğun bir şekilde proje gerçekleştirdiğimiz bölgelerden. Dilerseniz birkaç tane en azından ana başlık olarak örnek olabilecek bazı projelerimizden bahsedebiliriz. Özellikle hamam şu an galiba devam ediyor Prizren'de. Onu çok merak ediyorum. Şimdi şöyle, Prizren'de devam eden hamam Otika restorasyonu değil. O UNESCO tarafından devam ediyor. Şu anda durmuş bir iş ama o. Ara verilmiş bir iş. Fakat bizim Prizren'de devam eden hemen hamamın yanında bulunan Eminpaşa Camii var. Bitmek üzere. Hatta belki siz bu programı yayınladığınız zaman orası açılmış da olabilir. İbadete açılmış da olabilir. Çok az bir işi kaldı. Eminpaşa Camisi 19. yüzyılda inşa edilmiş. Son derece nitelikli, gerek mimarisi gerek kalem işleriyle bir camidir. Prizren'in şehir merkezinde bulunan bir camidir. Burası bizim restorasyonu tamamlamak üzere olduğumuz bir eserimiz. Bununla birlikte yine şehir merkezinde bulunan Sinan Paşa Camisi var. O da 1615, yani 17. yüzyıldan kalma bir cami. Burayı da biz TİK olarak restore ettik. 2012 yılında bunun açılışını gerçekleştirdik. Bununla birlikte hemen Sinan Paşa'nın arka tarafında büyük bir kötü durumda olan bahçe vardı. Hiçbir şey bulunmuyordu orada. Bu bahçeyi de son derece, gittiğinizde inşallah göreceksiniz, güzel olduğunu düşündüğümüz bir çevre düzenlemesi yaptık bu bahçede de. Şehrin merkezinde otantik, güzel, o tarihi dokuya uygun yapılar ve bir şadırvanımız var orada inşa ettiğimiz. Tabii önümüzdeki dönem yine planlanan işlerimiz var. Yine şehrin merkezinde bulunan Gazi Mehmet Paşa'yı da diğer adıyla Bayraklı Camii'nin inşallah önümüzdeki dönem restorasyonunu planlıyoruz. Yine Osmanlı mezarlığı var, Priştine şehir merkezinin biraz dışında bulunan bu mezarlığın korunması adına bahçe duvarı bizim tarafımızdan inşa edildi. Bunlar tabii tarihi kültürel mirasın, ortak tarihi kültürel mirasımızın korunması alanında yaptığımız çalışmalardan bazı örnekler. Ama birinci programda da bahsettiğimiz gibi bizim sadece restorasyon ya da kültürel mirasın korunması değil, pek çok sektörde faaliyetimiz var. Burada örneğin bir dikiş atölyesi kurduk bir derneğimiz üzerinden. Bu dikiş atölyesinde özellikle yetim annelerin çocukları bu dikiş atölyesinde kurs görüyorlar, eğitim alıyorlar ve burada bir şeyler üretip hem kendi ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar hem de bir meslek sahibi olmuş oluyorlar. Yine bu dikiş atölyesinin bulunduğu yerde bir de kuaförlük kursu veriliyor. Kuaförlük kursu verilebilecek bir alanı tefriş ettik. Burada da en son 13 hanımefendi kuaförlük kursu görüyordu. Bunlar bizim tabii üretim istihdam alanında gerçekleştirdiğimiz projelerden bir örnek. Biz özellikle son dönemde üretim ve istihdam alanında da buradaki Kosova halkına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü işsizlik önemli bir problem Kosova'da. Çok yüksek sayıda nitelikli genç işsiz var. Biz kendi çapımızda bu problemin çözülmesine bir nebze olsun katkı sağlamaya çalışıyoruz. Yine bununla birlikte bizim eğitim alanında çok sayıda projemiz var bu bölgede. Prizren sınırları içerisinde sayacağımız bölgelerde çok sayıda okulun tefriş edilmesi, gerekli okullarda tadilat çalışmaları. Bölgesel olarak değil mi? Hani bir bölüm. Büyük bir bölgedir. Bunun içerisinde burada biraz yönetim sistemi Türkiye'den farklı. Yani her belediyenin kendince bir sınırları vardır. Büyük 7 bölgeye ayrılmıştır Kosova. Hani Prizren bölgesi dediğimizde sadece Prizren merkezi değil, onun dışındaki bazı belediyeleri de bu içerir. Bu belediyelerde de bizim çok sayıda dediğim gibi eğitim alanında da projemiz var. Bununla birlikte yine üretim istihdam alanında Prizren bölgesi sınırları içerisinde bulunan Reçana bölgesinde mesela çileksi meyveler üreten bir derneğe 3 adet soğuk hava deposu hibesi yaptık. Reçina. Reçana bölgesi. Burası ağırlıklı olarak Torbeş, Boşnak nüfusun yaşadığı bir bölgedir. Burada bu çileksi meyveler, ahududu gibi, frambuaz gibi bunlar çok yetiştirilir. Fakat oradaki insanlar tabii bu ürün çabuk bozulan bir üründür. Yetiştirip
den sonra yetiştirdikten sonra bekletemedikleri için soğuk hava depoları vardı ama çok az, çok sınırlı kapasitedeydi. O ürünleri alıcının istediği fiyattan satmak zorunda kalıyorlardı. Şimdi bizim verdiğimiz soğuk hava depolarıyla o ürünler daha fazla bekleyebilir bir konuma geldiği için daha istedikleri fiyattan satabiliyor. Gübreler tersine döndü yani. Şimdi böyle olunca ne yapıyorsunuz siz? O üründen daha para kazanabilir bir hale getiriyorsunuz. O üründen daha fazla para kazanabildiğini gören diğer kişiler de o ürünü üretmeye teşvik ediyorsunuz. Dolayısıyla siz üretim ve istihdamın artırılmasına vesile olmuş oluyorsunuz bu tarz projelerle. Yine konuşmanızın başında bahsettiğiniz Mamuşa bölgesi, orası soydaşlarımızın, Türklerin yaşadığı, ağırlıklı olarak yaşadığı bir yerdir. Prizren de mi öyle biraz? Mamuşa kadar değil. Yok, Mamuşa kadar değil, evet. Yani Mamuşa nüfusunun çok büyük bir kısmı Türk olan bir belediyedir. Prizren'de nüfus olarak hani en fazla Kosova'da en fazla sayıda Türk'ün yaşadığı belediyedir. Ama toplamda Kosova'daki Türk nüfusu zaten %1'ler civarında. Aslında hani bilindiği kadar Türkiye'den yüksek değil açıkçası. Tam tersi yüksek tabii ki. Buradan gidenler buradan çok değil mi? Çok ciddi sayıda. Bu tabii Türk, Arnavut, Boşnak hani her gruptan çok fazla insan Türkiye'ye gitmiş. Bununla birlikte Mamuşa bölgesinden bahsedecek olursak, Mamuşa bölgesinde belki orada çekim yaparsanız göreceksiniz. Son derece büyük bir okulumuz var. Anadolu Lisesi olarak da ismini koydu belediye oranın. Bu 1000 öğrenci kapasiteli büyük bir okul. Belediye binasının yine inşası TİK üzerinden gerçekleştirildi. Burada yine daha önce serenaylum dağıtımı gibi tarımla ilgili projelerimiz var. Her yıl düzenlenen domates festivali vardır. Mamuşa domates. Çok eğlenceli. Meşhurdur. Onu da domates festivalinin düzenlemesine katkılarımız olabiliyor. Bu ne zaman tarihleri domates festivali? Şimdi yaz aylarında oluyor. Genellikle yani tam tarihini bilmiyorum ama Ağustos filan civarında olabilir açıkçası. Yaz aylarında böyle güzel bir festival düzenleniyor. Türkiye'den çok sayıda katılım oluyor bu festivale. Şunu merak ediyorum, bir de genel bir soru olacak ama mesela bölgede inceleme yapıyorsunuz, oraya el atmaya karar veriyorsunuz. Mesela her bölgede başka o işten anlayan insanlarla mı çalışıyorsunuz? Yani her işin erbabını mı buluyorsunuz? Şimdi bizim ofisimiz koordinatörlük diye geçer. Hı hı. Ben koordinatör olarak görev yapıyorum. Aslında bu tabir bizim yaptığımız işi son derece iyi özetliyor diye düşünüyorum. Biz işi koordine ediyoruz. Biz her işin uzmanı doğal olarak değiliz. Bu kadar farklı sektörlerde çalışan birinin her iş konusunda uzman olması da mümkün değil. Sizin de bahsettiğiniz gibi biz herhangi bir işle alakalı faaliyet göstereceğimiz zaman o işin uzmanıyla tabii ondan gerek danışmanlık gerek farklı türlü hizmet alıyoruz. Ve bu işi bu şekilde koordine ederek gerçekleştiriyoruz. Çünkü biz tavukçuluktan tutun, sağlık ekipmanı alınmasına kadar, sera naylonu dağıtılmasından tutun, hastane inşasına kadar, restorasyondan tutun, okullara malzeme alınmasına kadar, yani dediğim gibi buradaki bürokratların, devlet memurlarının eğitilmesine kadar çok farklı sektörlerde iş gerçekleştiriyoruz. İşte efendim fidan üretilmesine vesile oluyoruz. Elmacılık sektörünün gelişmesine vesile oluyoruz. Şimdi bizim her konuda uzman olmamız mümkün değil. Biz bu konularla ilgili çalışırken bu işlerin uzmanıyla beraber tabii işi koordine ediyoruz. Burayı ararken tabii ki camileri bulmak daha kolay olduğu için ikinci cami Fatih Camii'nden sonraki Yaşar, hangisiydi? Ha, Yaşarpaşa Camii'nde hani TİKA binasını soralım diye durdum. Böyle çat pat tabii İngilizceyle soracağım. İngilizce biliyor musunuz falan dedim. Türk'üm buyurun dedi. Orada çalışan. Tabii Yaşarpaşa Camii'nde işçi. Restorasyonumuz devam ediyor. Priştine'de bulunan Yaşarpaşa Camii'sinde. Nerede de iş gücü oluyor yani? O ilgimi çekti. Açıkçası bu iş gücü anlamında hani restorasyon çok özel, çok spesifik bir iştir. Özellikle usta başlarının ve spesifik işlerle alakalı kişilerin Türkiye'den getirilmesine özen gösteriyoruz. Ama burada çalışan personel o hani özellikle işte Türk olsun ya da şöyle olsundan ziyade işi yapabilecek Türktür, Arnavuttur, Boşnaktır. Bunların hepsi bizim şantiyelerimizde çalışır. Hı hı. Ama iş dediğim gibi özellikle restorasyon işi spesifik bir iş olduğu için
ustabaşları ve çekirdek ekip Türkiye'den getirilir. Nitelikli iş gücü ağırlıklı olarak restorasyonu Türkiye'den gelen iş gücüdür. Bu kuaförlük kursları ya da benzer atölyeleri daha çok bölgede yaşayan Türkler mi rağbet ediyor yoksa Kosovalılar da geliyor mu? Hani, şimdi biz bölgesel biraz projelerden bahsedeyim diye Prizren'dekinden örnek verdim. Yoksa bizim şimdi Prizren'de açılmış olan bu dikiş atölyesine yine Türk, Boşnak, Arnavut, Rom tüm vatandaşlar geliyorlar. İlgi gösteriyorlar yani. Tabii. Ama mesela bizim sadece Arnavutların yaşadığı Jakova bölgesine de açtığımız daha büyük bir dikiş atölyemiz var. Anlatabiliyor muyum? Biz yani bir projeyi gerçekleştirirken doğrudan etnik kimlik üzerinden meseleye bakmayız. Yani farklı proje kriterlerimiz vardır. Her şeyden önce o projenin gerçekçi, sürdürülebilir ve somut, net bir ihtiyaca cevap veren proje olup olmadığına bakarız. Sonrasında tabii talep eden taraf bizim için şu açıdan önemlidir. Talep eden taraf işbirliği yapılabilecek niteliğe sahip mi? Bu projeye sahip çıkar mı? Bu projenin sürdürülmesine için elinden geleni yapar mı? Onun niteliği ve kapasitesi nedir? Biz bunlara bakarız. Bunlar eğer bizim kriterlerimize uygunsa, bir de tabii her projenin, her sektörün kendince ayrı kriterleri vardır. O projeyi gerçekleştiririz. Koordinasyon dışında bir de beyin takımı gibi bir şey mi var? Hani şu bölgede şöyle bir dikiş atölyesi açalım, o bölgede çok kadın var diye biri fikir mi atıyor ortaya? Hani onarım ve hani restorasyon tabii ayrı bir alan ama daha bu sosyal işlerde nasıl çıkıyor fikirler onu merak ettim. Şimdi ben ilk programda da bahsetmiştim. Biz TİKA olarak yerel talebe önem veren bir kuruluşuz. Ağırlıklı olarak bizim projelerimiz yerelden gelen talebe istinaden gerçekleştirilir. Zaman zaman bizim de şöyle bir proje gerçekleştirirsek iyi olur deyip gerçekleştirdiğimiz projeler var. Ama ağırlıklı olarak dediğim gibi yerelden bu sivil toplum kuruluşu olabilir, belediye olabilir ya da herhangi bir kamu kuruluşu, bakanlık vesaire gibi bir kuruluş olabilir. Bizim proje gerçekleştirirken muhataplarımız bunlardır. Doğrudan özel şahıslarla proje gerçekleştirmiyoruz. Bunlar kendileri projeleri üretip bizlere getiriyorlar. Ve biz de bakıyoruz duruma. Yani bu proje az önce bahsettiğim kriterlere uygun mu? Bununla birlikte bizim sektörel öncelik ve bütçeler kriterlerimize uygun mu? Ve yerinde de gidip inceliyoruz. Hakikaten gerçekleştirebilir mi, gerçekleştirilemez mi proje diye. Buna göre projeleri gerçekleştiriyoruz. Ama bunları değerlendirirken tabii ofis bir ön filtredir. Ön eleme yeridir. Gerektiğinde projeleri revize de eder. Biz şunu da yaparız. Yani uygun değilse bu gerçekleştiremeyeceğimiz bir proje diye söyleriz buradakiler net bir şekilde. Uygunsa uygun olduğunu ya da revize edilmesi gerekiyorsa revize edilmesi gerektiğini söyleriz. Bunu da biz ofis olarak yapıyoruz. Yani o beyin takımı dediğiniz ekip TİKA Kosova ofisi personeli ve ekibidir. Türkiye deyince burada yüzler gülüyor. O bir gerçek. Peki TİKA markası ne kadar tanınıyor? Özellikle faaliyet gösterdiğiniz bölgelerde burayı Türkler yapmış, Türkiye'den gelen işte TİKA yapmış gibi bir algı yerleşmeye başladı mı? Şimdi tabii ben TİKA koordinatörü olarak bu meseleye yaklaşımı ifade ederim ama benim sizden ricam siz de sokakta halka bunu sorarak daha fazla gözlemleyebilirsiniz. Bu daha objektif olur. Fakat bizim gördüğümüz kadarıyla TİKA Kosova için özellikle konuşacak olursak son derece bilinen bir marka. Çünkü çok sayıda projeyi çok farklı bölgelerde gerçekleştirdik TİKA olarak. Bu da ister istemez halkta bir olumlu bir TİKA algısının yerleşmesine vesile oluyor. Tabii TİKA en nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir kuruluşu olduğu için olumlu bir Türkiye algısının her şeyden önce yerleşmesine vesile oluyor. Siz de tabii böyle bir projenin parçası olduğu için çok gururlusunuzdur. Tabii. Yani ben şunu net bir şekilde ifade edeyim. Yani TİKA personeli olmak ve TİKA bünyesinde görev yapıyor olmak ben bir ayrıcalık olarak görüyorum. Çünkü bu çok farklı bir kurum. Yani ilginç bir çalışma sistemi, ilginç bir çalışma içeriği olan çok farklı sektörlerde, çok farklı gruptan insanlarla muhatap olabileceğiniz, kendi açınızdan da kendinizi geliştirebileceğiniz bir okul gibi bir yerdir TİKA. Ve çok manevi açıdan sizi tatmin edecek işlere vesile olabileceğiniz bir yerdir. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Hem bu güzel sohbet için ikinci kere hem de bölgede yaptığınız hizmetler ve
bu güzel halkı sevindirdiğiniz için bir kez daha çok teşekkürler. Sizlere teşekkür ediyoruz. Siz de bu tanıtımın yapılmasına vesile oldunuz. Ayaklarınıza sağlık. Bir kere daha teşekkür ederiz. Sağ olun. Neredeyse tamamının Türk olduğu Mamusha şehrindeyiz. Buranın herhangi bir Anadolu şehrinden, Anadolu köyünden, Anadolu kasabasından hiçbir farkı yok. Sokaklarda Türkçe konuşuluyor, evde Türkçe diziler seyrediliyor, kahvelerde Türkçe müzikler çalıyor. İsmi de ilginç, Mamusha nereden geliyor diyeceksiniz. Mahmut Paşa'dan geliyor, 2. Mahmut'tan Osmanlı padişahı. Mahmut Paşa'yı hızlı hızlı söylediğinizde deneyebilirsiniz. Mahmut Paşa, Mahmut Paşa, Mahmut Paşa. Bir süre sonra Mamusha'ya dönüşüyor. İşte bu şehirde adını Mahmut Paşa'dan alıyor ve dönüşe dönüşe Mamusha haline gelmiş. Mamusha halkı 1999 Kosova Savaşı'nda çok önemli kahramanlıklara imza attılar. Nesilden nesile anlatılacak bir hikayeydi bu. O dönem Kosova Savaşı devam ediyordu ve Sırplar Arnavutlara sürekli zulmediyordu. 14 köyden binlerce Arnavut Mamusha köyüne sığındı ve lütfen bizi Sırplara vermeyin dediler. Türkler de tabii ki Osmanlı'dan gelen bir zihniyetle kesinlikle Arnavut kardeşlerini arkalarına aldı. Sırplar da aynı şekilde yine Osmanlı döneminden gelen bir korkuyla Türklerle anlaşma yoluna gitmeye karar verdi ve binlerce Arnavut bu sayede hem Arnavutluğa gönderildi hem de o civardaki kamplara gönderildi ama bir şekilde bu sayede hayatlarını kurtarmış oldular. Mamusha bir Anadolu şehri. Onlardan hiçbir farkı yok demiştik ya, işte burası Mamusha'nın meydanı. Görüyorsunuz Mehmetçik Çeşmesi. Gerçi biraz bakımsız. Buradan izleyen yetkililere de seslenmiş olalım. Çünkü çok güzel ve estetik bir çeşme. Tabelaları görüyorsunuz. Burası Cumhuriyet Caddesi. Arka taraf Kışla. Saat Kulesi karşıda. Ve burada da Kosova Türk Adalet Partisi'nin binası. Her şey Türkçe. Mamusha'nın girişinde bir tabirde bulunmuştum hatırlarsanız. Tıpkı bir Anadolu şehri demiştim, müziğiyle, sokaklarıyla, kültürüyle. İşte bizim bu benzetmemizi doğrularcasına Anadolu İlköğretim Okulu karşımızda büyük heybetiyle yükseliyor. Tabii ki bu okulun arkasında da Türkiye var. Tabii ki güç yine TİKA, okulun şehre kazandırmasını sağlayan TİKA olmuş. Mamusha'da merkezde böyle güzel bir bina çıktı karşımıza. Normalde alışılmışın dışında bir belediye binası, Mamusha Belediyesi'ne ait, son dönem Osmanlı mimarisini yansıtıyor. Mamusha yıllar öncesinde bir köydü ve 2009 yılında belediye statüsüne yükseldi. Kosova yönetimi etnik kimlik haklarının anayasal karşılığı olarak buraya belediye olma hakkını çok fazla zorluk çıkarmadan verdi. Türkiye'de tabii ki desteğini esirgemedi. TİKA gerek tarım, gerek hayvancılık faaliyetlerine, gerekse bölgenin sosyal hayatında her zaman Mamusha'nın elinden tutmaya belediye olduktan sonra da devam etti. Mamusha köy statüsünden belediye statüsüne geçtikten sonra maddi anlamda da çeşitli olanaklara sahip oldu tabii. Bu üzerinde bulunduğum köprü de bu olanaklardan bir tanesi. Nereden tanıdık geliyor diyeceksiniz bu görüntü. Hemen söyleyelim. Prizren'in merkezinde Sinan Paşa Camii'nin hemen alt kısmındaki o tarihi köprü var ya, burası aynı onun kopyası. Aynı şekilde ona bakıp bir benzeri Mamusha'ya yapılmış. Çok da güzel olmuş. Şehre inanılmaz güzel bir görüntü katmış. Bu arada seyircilerim var. Çocuklar nasılsınız? İyi misiniz? Tatil bugün. Niye mutsuzsunuz? Gül bakayım. Gül gül gül. Sevdiniz mi köprüyü? Evet. Şu ileride oyun parkı var. Oraya gitmiyor musunuz? Şuraya mı? Oynuyoruz. Sonra buraya geliyoruz. Bakıyoruz. Şöyle bir şehre bakıyorsunuz buradan. Peki ileride ne olmak istiyorsunuz? Doktor. Sen? Ben de doktor. Sen de doktor. O zaman farklı alanlarda doktor olun ki
şehre daha büyük hizmetler verin. Değil mi? Evet. İsimleriniz ne bu arada? Benim adım Kudret. Kudret. Soner. Soner. O zaman şöyle bir hayal kuralım. Yıllar sonra siz doktor olmuşsunuz. Hastalarınızla gelmişsiniz bu köprüden. Şehre bakıyorsunuz. Nasıl? İyi. İyi. O kadar. Belki yine karşılaşırız. Evet. Evet. Tamam. Görüşürüz o zaman. Osmanlılar gittikleri her yerde mutlaka bir cami, bir de saat kulesi bırakmışlar. Tabii o zamanlar saat cep telefonu olmadığı için saat kulesi de en az camiye kadar önemli ve değerliymiş. Mamuşa'nın tam merkezindeki Mahmut Paşa Camii de bu örneklerin en güzellerinden bir tanesi. 1815 yılında Eylül ayında yapılmış bu cami ve saat kulesi. Çok önemli bir özelliği var. Saat kulesi öncelikle çok estetik ve üzerinde 5 sütun harika bir kitabe var. Siz o kitabeye bakarken ben yan taraftan Türkçesini okuyacağım size. Allahu Teala doğru yola ulaştırarak muzaffer ve mutlu kıldığı için Mahmut Paşa Semendire'nin kafirlik çanını ganimet olarak aldı. Hayır niyetiyle Mamuşa için himmet etti. Felekler döndükçe ömrünün bahtı çoğalsın. Tarih güzel bir nazım ile çıktı. Bu saat vakitleri bildirsin. Eylül 1815. Şu an cennette gibiyim. Dalından koparılan domatesin kokusunu ve tadını daha önceden hissettiyseniz, yaşadıysanız benim şu anki hislerimi siz de aynı şekilde hissediyor olacaksınız. Mamuşa'nın arka tarafında köprünün hemen solundaki tarım arazilerinin bir tanesinin içindeyiz. Domatesler yetiştiriliyor burada. Bayağı bir yürüdük ki size en güzel görüntüyü verelim. Aslında daha 15 günü, bir ayı var bu domateslerin toplanmasının ama en fazla kırmızı domates buradaydı. Birazdan sizin için tadacağım hatta. Nasıl? Mamuşa, Kosova'daki domates üretiminin ciddi bir kısmını karşılıyor ve özellikle görsel olarak da tad olarak da Kosova'nın ve hatta Balkan bölgesinin en iyi domates üretici bölgelerinden biri kabul ediliyor. 23 Haziran'da da bölgede domates festivali düzenleniyor. Tika'da bu festivale el atmış. Domates festivalinin her türlü masraflarını ve sosyal anlamdaki aktivitelerini düzenliyor. Türkiye'de Mamuşa ve Kosova domatesinde söz sahibi diyebiliriz. Ben galiba buradan çıkamayacağım. Nasıl güzel bir koku ve siz bu kokuyla yaşıyorsunuz. Ne kadar şanslısınız. Yaşıyoruz işte domatesin bizim Mamuşa'da. Ay, önemi var. Önemi var, evet. Hem maddi hem manevi herhalde. Öyle. Bayağı bir aile geçimini bu seracılıktan kazanıyor. Burada. Yani yaklaşık nüfusun ne kadarı falan domates işini yapıyor? Vallahi 5000 kişi, 5000 kişi buradan geçinmesi. Domates yetiştirmek mi daha zor, televizyonda konuşmak mı? Heyecanlısınız, ben de onu açmaya çalışıyorum. Heyecanlısınız. Domates bana göre daha kolay. Festivali biraz anlatır mısınız? Böyle şenlikli geçiyor mu? Müzik falan mı oluyor? Ne oluyor müzik festivalde? Müzik var. Kokteyl var. Her şey var. Çok güzel şey oluyor. Satış da mı yapılıyor? Ya da en güzel domates mi reklamı seçiliyor? Yapıyor. Reklamı yapıyor. Sadece reklamı yapıyor. Domates güzeli seçiliyor mu bayanlar arası? Gerçekten seçiliyor mu? Seçiliyor, evet. Tanıdığınız seçildi mi? Var. Tezimin
kızı şey oldu. Tanıdım. Eğlenmişsinizdir baya. Peki biraz önce tattım, helal edin. Kokusu da çok güzel, tadı da. Hani bir sırrı var mıdır? Hani doğal ortam tamam. Hani daha başka hani söyleyebileceğiniz bir sırrı var mı bu güzel domatesin? Neden bölgenin en iyi domatesi? Mambuşa'nın en iyi domatesi. Şimdi fazla şey konuşamayacağız. Mambuşa'nın en güzel şey domatesi. Havasından suyundan doğal herhalde değil mi? Bazı şeyleri istediğin kadar uğraş. Doğal ortamından daha güzel yapamazsın. O zaman yanımızda götürmek üzere bir iki tane de alabilir miyiz? Alabiliriz. Bu arada ben isminizi sormayı unuttum. Selami Morina. Burada yaşıyorsunuz. Tamam. Yıllardır. Evet. Şunu soracağım. Mesela Türkler geliyor mu buraya çok Türkiye'den? Geliyorlar, çok geliyor. Nasıl ilişkiler falan? Çok iyi, çok iyi. Kardeşim gibi. Kardeşim çok iyi. İş anlamında bir birliktelik var mı? Yani iş falan yapıyor musunuz? Yapıyoruz nasıl yok, yapıyoruz. Yapıyoruz. Buradan bir de bütün Türkiye'ye selamlarımı söylüyorum. Bütün dayılarıma Bursa'da var. Hı. Salili'de. Bir de İzmir'de. Akrabalarımız var. Hepsine selamlar. Çok çok. Bütün Türkiye'ye selam olsun. Teşekkür ederiz.